Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk göğsü tatlısı yapacağız. Gerçekten benim sıklıkla yaptığım bir tarif. Hepinize tavsiye ediyorum. Hemen videoyu uzatmadan tarifimize geçelim isterseniz. 125 gram tereyağı ya da margarini bir tenceremiz içine alalım. Ve ocağa alıp eritelim. Eridikten sonra üstüne bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Yağla unu. Kavurduğunuz zaman tavuk göğsümüzün tadı daha güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum size de kavurmanızı mutlaka öneriyorum. İyice de kavurdum ben 5 dakika boyunca. Unumuzu rengi dönene kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi kavurdum. Ve şimdi üzerine bir su bardağı şekerimi ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml. Ve 1 litre sütümü ekledim içine. İyice karıştırdım topaklanmaması için. Bu aşamada iyice karıştırın arkadaşlar, çünkü un topukları kalmasın içinde mutlaka. Bu da bir püf noktasıdır. Sütümü de içine boşalttım. Ve şu an topuklar gidene kadar karıştıracağım. Karıştırıyorum. Şu an ocağım yanmıyor arkadaşlar. Ocağı söndürdüm ben alttan. Un topakları gittikten sonra ocağımızın altını açalım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. Ocağımı aldım. Şu an kaynamasını bekliyorum. Bu tatlıyı hepinize tavsiye ediyorum gerçekten. Çok güzel bir tatlı. Bir kere yaptığınız zaman eminim ki hep yapacaksınız. Muhallebim pişti. Ocaktan aldım. Tavuk göğsü muhallebim. Üzerine bir paket vanilya ekledim. İsteğe bağlı, isterek dersiniz, o size kalmış. Ama ben öneriyorum eklemenizi. Bir tepsinin içini sudan geçirip ve tepsime boşalttım şu an. Tepsi ya da borcam fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz bir kalıbı sudan geçirin. Ve muhallebimi üzerine boşalttım. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim ve buzdolabına koydum. İlk sıcaklığının gitmesini bekleyelim arkadaşlar mutlaka. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ben buzdolabında yaklaşık 1 saat boyunca beklettim. Siz ister bir gece boyunca bekletebilirsiniz. Akşamdan yapıp sabah servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzdolabında bir saat dinlendirdim. Siz ister daha fazla dinlendirebilirsiniz. Ama bir saat benim için yeterli oldu. Tepsimi ters çevireceğim. Tepsinin içine koymak için. Şöyle kolayca. Tepsimi de ters çevirdim. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde hiç yapışmadan çıktı. Size daha yakından göstermeye çalışacağım şu an. Üzerine kestiğim çeri kestiğim kağıtları koyuyorum. Şekil vermek için. Makas yardımıyla kestim. Üzerine bir parmak genişliği kalacak şekilde aralıklar bırakalım. Ve üzerine tarçın serpelim. Süzgeç yardımıyla daha iyi oluyor. Görünüşü şekli daha iyi olması için tarçın kullandım. Gerçekten tarçının da yakıştığını düşünüyorum.
Size de tavsiye ediyorum kesinlikle. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tarçın gitti. Gördüğünüz gibi tarçın serptim. Üzerine koyduğum kağıtlar da kolay bir şekilde çıkıyor, gördüğünüz gibi yapışma falan yok. Gerçekten benim sıklıkla yaptığım bir tatlı. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videoya like atmayı unutmayınız. Ve şu an dilimliyorum. Kesinlikle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir tatlı ki. Şu an bir dilimini size göstermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.